YouTuber'a başlatalım. Efendim merhabalar. Bugün şu an dur müziği kapat. Dur. Efendim merhabalar, ben MNXShadow. Şu anda twitch.tv/MNXShadow adresinde. Hazır. İndirim de var gördüğünüz gibi. Şu an 17 Şubat tarihindeyiz. Sizin de son birkaç gün içerisinde belki göz atıp beğenip alabileceğiniz oyunlara hafiften bakacağız. Olabildiğince 20 TL'nin altındaki oyunlara bakıyoruz. Notumu alacağım. Açıklamalarda eğer bir sıkıntı olmaz yaparım herhalde. Açıklamalarda da alakalı oyunların isimlerini yazarım. Linklerine bakarsınız isimlerini, artık yapacak bir şey yok. İsimlerini yazarım. Seçtiğimiz, belirlediğimiz listenin. 20 TL altı oyunlar yapacağız efendim. Seçeceğiz o elimizden gelince. Öncelikle bir Steam sitesine bir bakalım. Just Cause Franchise gösteriyor. Just Cause Franchise'da o Just Cause'ların Just Cause 3 ne? 11 lira mı? Çok iyi lan. Yaz abi. Arkadaşlar birinci oyunumuz seçildi. Merhabalar. Just Cause tamamen keyfi, orada burada gezip tozabileceğiniz, işte Spider-Man tarzı hooklarınızla arabalara uçabildiğiniz, böyle sürekli açabildiğiniz jetpacklerle, paraşütlerle uçup kaçabildiğiniz, bildiğim bir zırhsız Iron Man tarzı takılabildiğiniz bir oyun. Oyunda hikaye çöp, her şey çöp. Oyunun grafikleri ve oynanış mekanikleri çok keyifli. Ve efendim özellikle GTA'yı ben, abi GTA'yı şöyle hikaye modunu tecrübe edeyim değil de böyle onu gezeyim, bunu ezeyim, araba çalayım, helikopter çalayım, jet alayım falan gibi oynuyorsanız eğer, size göre keyif alabileceğiniz şahane oyunlardan bir tanesi Just Cause. Ama amaçsız bir oyundur. Evet, biraz sağlam bir bilgisayar gerektirir. Bir kontrol ettirin. Hani aşırı sağlam değil ama iyi bir bilgisayar gerekebilir. Just Cause 2'yi de aynı şekilde önerebilirim. Ben 2'yi oynadım zamanında. Aynı kafada, biraz daha az versiyonu, DLC'siz versiyonu gibi düşünün. Bunun da grafikleri fena değildir. 2010 yapımı. Bilgisayarınızın kaldırma olasılığı daha yüksektir. 1'e girişmeyin. Gerçi 1 de 1 liraymış bildiğin sakız parasına falan yani. Vay iyiymiş. Yazıyorum. Just Cause 3 veya 2. Okey. Ben oynamam muhtemelen ya. Just Cause'da ben amaç, bir oyunda amaç olmayınca ben pek sevmiyorum. Selamlar. Her ne kadar her ne kadar 20 liranın altındaki oyunları önereceğimi söylesem de, eğer bilgisayarınız kaldırıyorsa, yani 30 lirayı verip bir çıra almanız kesinlikle şiddetle tavsiye edilir. Ayrıyeten onu da aklınıza bulunsun yani. Hani. Evet, 34 lira pekala. Divinity'ler kaç para? 1 lira mı diyecektin? Ha, 20 lira. Divinity Original Sin bu arada bayağı başarılı, çok rağbet gören, hani oynayanlar kendi kitlesi tarafından bayağı sağlam rağbet gören bir RPG oyunu, rol yapma oyunu. Yani gerçekten de sağlam bir RPG'dir. Eski mekanikleri de barındırır içerisinde. Hafif adam bakarsınız Diablo tarzında sıra tabanlı savaş mekaniğine de sahiptir. Ayrıca 2'de falan co-op vardı ama sanırsam bunda da var. Çok da zengin, fantastik dünyası, zengin hikayesiyle bayağı önemli bir oyundur. Bunu oynamak istiyorum. Bir ara nasip olursa oynayacağım. Çok uzun süreler oynayabileceğiniz, yani 100 saatin üzerinde size içerik sunuyor bu iki oyunda. Kesinlikle. Eğer o tarzı seviyorsanız tavsiye edebilirim. Benim de bir ara almam gereken oyunlardan bir tanesi. Alıp oynamam gereken oyunlardan bir tanesi. Divinity serisi diyelim. Gerçi ilk oyunda oynayın. İkinci oyunu severseniz alırsınız. Sen ilk oyunu bitireseye kadar ikinci oyunda bir 20 liraya düşersen sıkıntı yapmayın. Bitmiyor oyun çünkü. Okey. Güzel. Wolfenstein geç, 130 lira. Olmaz. Human Fall Flat. Arkadaşlarınız da Şen Şaprak takılmak istiyorsanız oynayabilirsiniz, alabilirsiniz ama arkadaşlarınızla almaya özen gösterin. Tek başınıza o kadar da keyif almazsınız yani. O yüzden onu listeye yazmayacağım. Başka bakalım Steam'in, Gabe'nin bize önerdiği oyunlar. Benim doğrudan önerebileceğim. Şimdi ben Pyre'yi önersem yani benim haddime değil. Çok da oynamıştım. Üzerine bilgim olan bir oyun değil.
Yani ben kamyoncuyum. Kamyonculuk severim. Açarım radyomu, Müslüm Gürses'i. Yol şarkılarımı açarım. Güzel bir playlistim var. Kamyon sallamaktan çok keyif alırım diyorsanız Eurotrack simülatörü ve türevlerini çok ucuz bir ücrete, ki bu da 10 lira, yani gayet güzel. ETS 2 bayağı millet tarafından sevilen, kabul edilen kamyonluk içgüdülerini biraz bastırabildikleri, hatta moderatörümüz Agent'ın da şey yaptıkları bir oyun efendim. Bakacağız, bakacağız. En azından indirimde var mı diye bakacağız. Fallout de ne? Ha, senin bilgisayarın kaldırabileceği biraz zor o. Slime Rancher hakkında konuş. Hiçbir fikrim yok oyunun hakkında. İsminde de Slime geçen bir oyun hakkında da konuşmak da yani benim haddime değil yani. Gidin siz onları abilerinize sorun ya. YouTube'daki büyük abilerinize sorun bence yani. Bomber Crew'u çok beğenmedim ben ya. Bomber Crew'u çok beğenmedim. Top Sellers mı? 20 TL altını göster abi bana. Biz yürütüyoruz. Hollow Knight abi, biliyorsunuz. Hollow Knight önermeme gerek yok. Açıyorsunuz abi benim YouTube'da linkini. Bakıyorsunuz. Beğendiniz mi? Alın. Beğenmediyseniz artık Allah yani ne yapalım yani. Hollow Knight. 15 liraya düşmüş. Çok iyi fiyat abi. Tertemiz oyun. Tertemiz oyun. Çok güzel tecrübe yaşayacağınız bir oyun. Yani bu kadar mı liste? Gözünü seveyim ya. Dur bir saniye. Dur bir saniye. Steam. Sales. Bir saniye abi. Bir saniye. Hemen çözeceğim şu işi. Buradan uğraşmayalım. En iyisi biz şuradan uğraşalım. Hop. Döndük abi. Filtre açılsın. Buradan daha rahat bakabiliriz. LoL hakkında konuş. Arkadaşlar LoL yayınımı izlerseniz arkadaşlar, bakın yayınımı şu an izleyenler için geçerli bu. Bakın şu an yayındaki arkadaşlar, bakın sırf şu anda beni izlediğiniz için League of Legends bedava. Önümüzdeki 10 saat için bedava. Vallaha bedava. Billaha bedava ya. Katılın twitch.tv/menekşenov adresine. League of Legends'a bedava erişim hakkı kazanın. Ve hatta 20 saat izledikten sonra ömrünüz hayatınız boyunca bedava. Kesinlikle bedava. Müthiş. Evet. Güzel. Hemen geçelim. Şimdi filtrelerimizi belirleyelim. Abi bir kere Steam'den %70 rating alsın. Discount'u bizim için çok mühim değil. Çünkü gerçi önemli. %30'larda falan bir discount olsun minimum. Ve 20 liraya kadar limitimiz var diyelim. Okey. Evet, Türk lirası olarak belirliyoruz. Buradan istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi sitenin adresi steam.db.info. Hop. Hadi bakalım. Yok. Bana rating'e göre göster. Arkadaşlar Portal 2 gerekse kendiniz gerek arkadaşlarınızla beraber keyifli bir şekilde dünkü yayında güzel Numan'la beraber bayağı keyifli zaman da geçirdik. Çok mutlu oldum. Çok keyif aldım. Müthiş bir bulmaca oyunu. 3 liraya. Vallahi 3 lira yani. Portal. Portal 2. Hatta Orange Box diye şey var. Half-Life'ın çok ucuz bir şekilde paket olarak satıyor bunları. Bütün Half-Life'lerini, kendi işte Fortnite'leri falan. Hepsi 3 liranın altında zaten bu oyunlar. Alıp oynayabilirsiniz. Ve hatta buraya Steam Bundle diye yazacağım bunu. Steam. Yani Valve Bundle daha doğrusu. Steam'in değil. Valve'ın oyunları bunlar. Valve Bundle diye bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Valve'ın oyunlarının hepsi geçerlidir. Hepsi çok ucuz çünkü. 3 lira 1,80 yani. Yani iki tane yani sadece var ol halihazırda satın aldığınız oyunlardan çıkan kartları satarak alabileceğiniz rakamlar bunlar. O yüzden hani güzeldir, hoştur. Bahsettik. Gördüğünüz gibi bakın Death for Red 2 3 lira. Burada %95'lik oyuyla gördüğünüz gibi milli gururumuz Mount & Blade direkt karşımıza çıkıyor. 10 lira. Mount & Blade Warband. Sonra diyorsunuz arkadaşlar Türkiye'den oyun çıkmıyor. Oyunlar Türkçe yapılmıyor. Sen kendi ülkende yapılmış oyuna destek çıkmazsan saatlerini gömdüğün ya da gömeceğin böyle nacizane oyununa en azından satın alarak destek çıkmazsan tabii kimse Türkçe dil desteği sunmaz. Tabii kimse Türkiye'de oyun üretmeye yanaşmaz. En azından kaliteli oyun üretmeye yanaşmaz. Yani
Yoksa bence almalısınız kesinlikle. Mount & Blade. 10 lira abi. 10 lira. Bu oyun bayağı eski bir oyun. Hotline Miami herkes öneriyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Zaten gördüğünüz gibi yüksek bir oy oranı var. 2-3 saatlik sanırsam bir deneyim sağlıyor size. Keyifli zaman geçirirsiniz ama ben bir şey diyemiyorum. Alın diyemem. Çünkü oynamadım. O kadarını bilmiyorum. Aynı keza Battle Block Theater konusunda aynı şekilde geçerli. Bu oyunu ben bedavaya bir yerden almıştım. Neden aldım bilmiyorum. Bir bundle'dan falan denk geldi herhalde. O yüzden oynamadım henüz. Oynayacağım oyunlar arasında Steam listemde, kütüphanemde var. Oynayınca daha onun hakkında bilgi verebilirim. Don't Starve. Don't Starve'ın Together'ını alın arkadaşlar. Burada, ha, o da burada. Single Player'ı her ne kadar Don't Starve güzel kaliteli bir oyun olsa da özellikle Together'dan sonra biraz şeyi kaçıyor yani. Hani Single Player oynamanın pek bir amacı yokmuş gibi hissedebiliyorsunuz. Yalnız oynamaktan ziyade birkaç arkadaşınızla beraber oynamak her zaman için daha keyifli. Aynı zamanda Don't Starve Together aldığınızda bir tane de size hediye paketi olarak geliyor ki arkadaşınıza hediye edebilirsiniz diye. Yani 14 liraya aldığınızda bu oyunu 2 adet oyuna sahip olmuş diyorsunuz. Yani İki tane oyun yani. Arkadaşınızdan 7 liraya alırsınız. Ona hediye edersiniz. Beraber oynarsınız. Daha ucuza gelir. Müthiş. Müthiş değil mi? Yani müthiş. DST. Eski meski. Yani bayağı zaman geçti üzerinden ama hala tatlıdır yani. Buradan yavaştan gideceğiz arkadaşlar. Ben Portal 2 oynadım, beğenmedim. Abi puzzle oyunu. Hani bulmaca oyunlarını hiç sevmiyorsan, hiç alakan yoksa sevmeyebilirsin. Sıkıntı yok o konuda. Undertale. Undertale şahane oyundur. Undertale 9 lira. O da görürüz herhalde ileride. Ha, var, aşağıda var, ben şurada gördüm. Geleceğiz efendim. Bir saniye. Bir saniye. Kusura bakmayın. Geldim. Abi bu oyun nasıl 95 Steam'de oyalıyor. Allah'ım. Allah'ım. Life Strange arkadaşlar. Mükemmel bir lise hikayesi anlatıp size. Bir lise filmini izlemek istiyorsanız ve bu lise filminde yaptığınız tercihlerin hiçbir anlam olmadığını karşılaşmak istiyorsanız Life Strange önerebilirim. Güzellik böyle yani. Yani açıkçası öyle yani ya. Biraz öyle. Kusura bakmayın da benim en azından görüşüm öyle. Dördüncü bölüme kadar çok keyifle geldim. Sonunu oynamayın. Beşi almayın falan. Beşi almayın. Yapacak bir şey yok. Sid Meier's Civilization. 12 lira. Bunun paketi 20 lira. 15 liraya falan almıştım ben. Bunun full paketi de var. Hani. Bence DLC ile full paket alın alacaksanız. Sıra tabanlı strateji olarak bayağı başarılı, bayağı efsane oyunlardan bir tanesidir. Zaten beşincisi çıkmış, altıncısı da çıktı. Ben ama beşincisini hala çok, daha çok seviyorum. Tavsiye ederim. 100 saatin üzerinde gömmüşlüğüm var kendisine. Fiyatı da oldukça uygun, çok uygun. Tudumun. Bakınız arkadaşlar, hikaye dediniz bu oyun. Bu oyunun hikayesi gerçekten de piyasadaki var olan çoğu oyundan çok çok daha iyidir. Ama bu oyunda yalnız sadece hikaye var. Görsel grafikleri sizi tatmin etmeyebilir. Oyunda başka mekanik yok. Hani abi ben sadece oyunda ilerliyorum ya. Hikaye, ben filme mi gidiyorum ben falan diyorsunuz. Zaten sinemaya gitmeye kalktığınızda ödediğiniz para 10-12 lira. Bu size 3-4 saatlik bir deneyim sunarken 4,5 lira alıyor. Bence sinemadan daha iyi, daha güzel. Half-Life'ler. Bundan işte Valve paketi işte. Half-Life falan hepsini saydık zaten. Borderlands konusunda bir şey diyemiyorum. Başarılı oyun. Oynamadım. Sadece oynadıklarıma değiniyorum burada. Hani üzerinde oynamadım, tecrübe etmedim oyunları size önerme ne kadar sağlıklı olur bilemeyeceğim. Mark of Ninja'a geçelim. Bastion abi. Bakın. Bunu da yazın abi. Bastion. Nerede o? Aldım abi kalemimi. Okkalı kalemimi aldım. Bastion. Bastion abi. Roman biliyor benim düşüncelerimi ya. Ozan. Ben yani Life is Strange'de çok büyük potansiyele boş harcadıkları için biraz şey yapıyorum, böyle konuşuyorum. Hani ben 5. bölüme kadar
İyi iyi güzel gidiyor güzel gidiyor deyip teoriler ürettiğim bir oyundu bu. Teori üretiyordum. Hani böyle olsa böyle olur, şöyle olsa böyle olur. Ulan ne kadar güzel, o kadar güzel bağlayabilirler ki bu oyunun sonunu falan filan diye. Beşinci bölüme bir geldim. Allah belanızı verecek diye falan filan. O kadar yani iyi bir potansiyeli bayağı bir boş harcamışlar gibi hissediyorum. Bir şey olmadı işte. Sıkıntı orada. Bir şey olmadı. Beşinci sezonda bir şey olmadı. Saçma sapan şeyler oluyor. Oynamayın zaten. Bastion. Şahane oyundur. Şahane yapımdır. Abi bunu ben direkt anlatamam ya. Bir bakın yani. Tadımdayım böyle. Biraz daha hack and slash tarzında ilerliyorsunuz oyun içerisinde ama çok keyifli. Hikaye güzel anlatımı var. Zaten üçüncü bir şahıs size anlatıyor. Yaptığınız hareketleri anlatıyor falan. Şahanedir yani. Hoştur. İyidir. Tomb Raider. Oynamadım henüz. Ama 5 lira ya. Vallahi alacağınız deneyim kesinlikle 5 liranın karşılığını verecektir diye tahmin ediyorum. Ben aldım bu oyunu henüz oynayamadım. Tomb Raider'ı. Undertale. Abi şaheserdir ya. Tamam herkese hitap etmiyor. Kesinlikle görselleri biraz belki katlanamayabilirsiniz falan. İlk başta biraz sizi sarmayabilir ama şahane bir yapım ya. Biraz alıştıktan ve şey yaptıktan sonra neredeyse oyunda geçirdiğiniz her saniyeden keyif alıyorsunuz. Öyle bir oyun. Her saniyeden keyif alıyorsunuz ya. Vallahi. Yani katlanabilen için mükemmel bir deneyim. Deneyim yani. 900 lira. Hayatında verip verebileceğiniz en güzel 9 harcadığınız en güzel 9 lira olabilir efendim. Yani şans verin derim yani. Eğer hala şans vermediyseniz kendisine şans verin derim. Çete bakalım biraz. Late Shift. Küçük bir deneyim yaşamak istiyorsanız evet. Küçük bir hani bir interaktif bir sinema filmi. Late Shift. Güzel, fena değil de bakabilirsiniz. Ori and the Blind Forest. Benim YouTube kanalımda da bunun serisi var. Çok şahane bir platform oyunudur. Çok görsel olarak bayağı bir tatmin eden sizi mekaniklere. Yani mekanikleri de çok güzel. Oynanışı güzel. Grafikleri de güzel. Öyle yani. Hoştur. Ori and the Blind Forest'ta kaç paraya düşmüş? 15 lira. Olur. Worth it. Ori. This War of Mine. 2015 yılında sanırsam. 2014'te değil de 2015 yılında mıydı? 14 de olabilir. Yılın en başarılı indie yapımı seçilmiştir bu oyun. Bir savaş zamanında hani bir iç savaşta işte savaşa dahil olmayan oradaki hani o savaşın arasında kalmış halkın yaşadıklarını, savaşın ortasında kalmış ailelerin dramlarını anlatan bir nevi bir hayatta kalma oyunu çok şahane, çok doğru yerlere parmak basıyor. Ve içerisinde aldığınız DLC'lerle beraber de Savaş Çocukları Vakfı'na da destek olmuş oluyorsunuz bu oyunda beraber. Harika ya, harika. Mobil versiyonu falan da var. Oradan da bakabilirsiniz ama orada biraz daha pahalı diye duydum. 9 liralık fiyatıyla kesinlikle çok başarılı bir deneyim yaşarsınız yani. Kesinlikle. This War of Mine. Bip. Bunları önerttirmeyin bana yani. Onları benden öneremem bunu. Bunları ne yazık ki öneremem. Brothers çok güzel bir deneyim sunuyor size ama ne bileyim ben dayanamadım, sıkıldım ya. Ben hikayeye, deneyimi sevmeme rağmen oyunlarda Brothers'a nedense sıkıldım. Mekaniklerinden midir? Tuhaf ilerleyişinden midir? Karakterlerinden midir? Bilemiyorum ama pek sevemedim ben. Yarıda bıraktım oyunu. Yani ne yazık ki öyle. XCOM Enemy Unknown Lost Glades Abyss War of Mine mobilde 40 TL. O eyvallah bilgi için teşekkür ederim. 40 TL'ymiş arkadaşlar. Biraz pahalı. Mobil için pahalı ama hani 40 lira bile değer aslında oyuna da şey yani pahalı. Yani şu Steam'e göre pahalı sonuçta. XCOM Enemy Unknown. Can Dean da bizim izleyicilerimiz bilir. XCOM'u zamanında yok ettik. Hatta iki kere bitirdik ya Can Dean'da. İki kere bitirdiğimiz ilk oyun olabilir. Yok, ilk oyun değil. İkinci oyun. XCOM Enemy Unknown sıra tabanlı savaş mekaniğine sahip dünyayı uzaylılara karşı kurduğumuz müthiş bir yapım efendim. Stratejidir ama sıra tabanlı stratejidir. Güzeldir, hoştur.
Şahanedir hatta ya. Vallahi müthiştir. Ha, XCOM'un şöyle bir özelliği de var. %95 olasılıkla vurma olasılığınız varken kaçırabiliyorsunuz. Ben %99'dan kaçırdım canlı yayında. Saç baş yoldum. Klavyeyi kırıyordum. Orası ayrı bir mesele. Ha, %1'in... Oradaki oranlara bakmayın fazla hani. %60 mı? Sıçtık. Kesin vuramayacak. Yani o kesin yani o. %60'dan vurmak bayağı bir babalık yani. Baba ister yani. Trine serisini ben öneremem ya. Ben keyif almadım o kadar. Hikayesi aşırı klişe geldi. Karakterleri sevmedim. Sevemedim. Bağlanamadım. O yüzden hani güzel bir platform oyunu olmasına rağmen o iki element beni bağlamayınca ben bıraktım Trine'a. Bir oynamıştım bu arada. 2'yi 3'ü oynamadım. Trine'ı beğeniyorlar, seviyorlar. Oylamalar da yüksek. Trine 2'den sonrası sanırsam co-op'u da açık. Hani arkadaşlarınızla falan da oynayabilirsiniz. Birden fazla karakter var. Karakterler arası geçiş yapıyorsunuz. Puzzle'ları çözmek için platform oyununda. Öyle. Ben öneremem ama bakabilirsiniz. Bakmakta fayda var. Benim önerdiğim oyunlar arasında değil. Çünkü ben sevmediğim oyunu öneremem yani mantıken. Ama size hitap edebilir. Platformu özellikle seviyorsanız bakabilirsiniz. Arayı arayı. Fallout New Vegas. Abi müthiş bir oyuna geldik. Bakın arkadaşlar. Açık dünya. Müthiş bir evren. Güzel bir evren. Post apokaliptik bir evren. Söyleyemiyorum ama. Post apokaliptik bir evren. Ekliptik. Öpülüptik. Jabiryo. Yani atom bombası atılmış bu diyara. Savaş olmuş Çin'de. Ondan 100 yıl sonrasında geçiyor bu oyunu zaten. Artık böyle hani işte sığınaklarda kalanlar mı var derse dersin, bir şekilde hayatta kalanlar mı dersin vesaire vesaire. Zombilerinden tutup da böyle radyasyondan dolayı mutatlaşmış hayvanlar, zombiler, zombi dediğim hani mutatlaşmış insanlar, evrim geçirmiş işte süper mutantlar falan vesaire vesaire. Bayağı dolu dolu, dolu bir lore'a sahip. Biliyorsunuz Fallout 1, 2 de bayağı köklü geçmişlere sahip zamanında RPG dünyasına, rol yapma oyunları dünyasına ismini altın harflerle kazımış oyunlardır. Efsane oyunlar olarak kabul edilir. New Vegas'ta biraz daha günümüze uyarlanan bir TPS ve FPS tarzında oynayabileceğiniz şahane, güzel bir RPG oyun, açık dünya oyun, loot var, güzel hikaye var, yaptığınız tercihlerin önemi var, yani oyunun birden fazla sonu da mevcut. Çok keyifli bir şekilde bu dünyayı tecrübe edebilirsiniz. Şahane. Manuel Samuel. Amel oyunu ya. Bildiğin amelesiniz. Amelilik yapıyorsunuz. Manuel Samuel. Hani karakterinizin nefes almasını bile sizin yapmanız lazım. Nefes almayı unutunca oyunu kaybediyorsun mesela. Tuşuyorsun böyle. Nefes alacağım, adamı yürüteceğim falan diye. Bir ara canlı yayında oynayacağız onu ya. Bir ara oynayacağız. Mass Effect oynamadıysanız oynayın, gerisi boş. Ha, Mass Effect 2. Bakın Mass Effect'te daha önce şans verdiyseniz birden falan filan. Tamam hani bir belki sarmayabilir ama yardırın abi. Biri de oynayın. Üzerine birdeki yaptığınız tercihleri ve save dosyasını alın. 2'ye yükleyin. 2'de oynayın onu. Aynı karakter. Yaptığınız tercihler devam ediyor. 2'ye oynayın. Müthiş bir deneyim 2. Çok güzel, evreni güzel yediriyor. Karakterleri çok güzel anlatıyor, çok güzel yediriyor. Kendi ekibini benimsiyorsun, sonra ekibin yok oluşunu izliyorsun falan filan. Müthiş bir oyun, şahane bir oyun. Özellikle Suicide Mission müzikleriyle, ambiyansıyla beraber çok güzel deneyim yaşatıyor oyun size. Ondan sonra buradaki yaptığınız tercihler, ölen karakterler, save'lerle beraber 3. oyuna geçiyorsunuz. 3. oyunu da önemli. Yaptığınız tercihler, 1. oyunda yaptığınız tercihlerin 3'te etkisi var ya. 3'teki o büyük savaşta, görkemli savaşta etkisi var. Ama 3'ün sonu bok gibi. Olsun. 3 oyunun deneyimini toplayınca hadi sonu da bok gibi olsun. Yani dilerdik tabii. Mükemmel bir sonla, epik bir sonla bitsin. Epik bir boss fight da falan bitsin ama ne yazık ki. Yani olsun. Kesinlikle. Benim en sevdiğim franchise'lar arasında efendim. Yani direkt ilk 5 oyunuma girer Mass Effect üçlemesi. Mass Effect üçlemesi. Şöyle bir sıkıntı var ama Steam'de aldığınız zaman DLC'lerini Steam'den alamıyorsunuz. DLC'ler de çok değerli. Ben en büyük sıkıntım bu. EA kendi platformundan satıyor DLC'leri falan filan ki mesela burada diyorsun ya Mass Effect 2 7.5 lira. Ulan Mass Effect 2'nin DLC'leri indirime girdiği zaman 7.5 dolar oluyor. Ya 85 yıl geçti, DLC'leri bari 3-5 liraya verdi bir alak ya. Allah'ım yarabbim falan diyorsun yani, öyle bir sıkıntı var. Ha bir de Steam'de Mass Effect 3 yok. Hala EA kendisinde satıyor falan. Yani artık onu siz çözeceksiniz yani, yapacak bir şey yok. Kanser hızlı Super Meat Boy platform oyunu. Kanser oyun. Hani takılırsınız bakın.
Ben çok oynamadım. Long Dark, Long Dark. Abi Long Dark benim kanalıma... Arkadaşlar, Long Dark alın oynayın dememe gerek var mı? Yorumlarda belirtir misiniz arkadaşlar? Long Dark, arkadaşlar Long Dark alın oynayın dememe gerek var mı? Benim kitleme. Var mı? Var mı? Yorumlarda belirtin yorumlar. Hadi bakayım. Yani benim dememe gerek var mı? Montaro. Bilmiyorum. Bana chatten aldı birisi de. Kim aldı lan bunu bana? Unuttum. Biri aldı bana. Şu çöp çöp oyunları unutuyorum ben. Oynayacağız bunu bir ara. 1 lira. Bilmiyorum ne bu köpek ya. Köpek şeyi ya. Etkinliği. Adam yürüyen doğal zaten. Age of Empires. Abi strateji seviyorsanız zaten. Hani strateji oyunlarıyla alakanız varsa zaten bu oyunu duymamış olmanız imkansız abi hani. Abi ben strateji oyunlarını çok seviyorum. Age of mu falan deme olasılığınız zaten yok. Alın oynayın yani. Strateji seviyorum deyip de bu oyunu oynamayan yani strateji lafta seviyordur. Hollow Knight. Bunu sen önerdik ya Steam'deyken. Devil May Cry. Ay, Shower with Your Dead var. Allah'ım yarabbim. 92 oy almış bir de Allah'ım. Evet arkadaşlar, yılın oyunu Shower with Your Dead Simulator 2015. Babanızla, babacağınızla duş alma simülatörü efendim. 2015 yılına özel. Hala babanızla duş alıyor musunuz diye üzerine bir de isim eklemişler. Şahane bir yapımdı. 1 lira 40 görüş. Yani mükemmel ya. Vallahi ten adet. Ten adet. Bakın zaten ten adet nine demiş. Yani zaten komünitede yani. Düşünün siz artık. Devil May Cry hack and slash oyunudur. Hack and slash oyunların atılarından biridir. Atı ne kadar doğru bir tabir oldu ama yani ilk böyle aşırı popüler oyunlarından bir tanesidir. Bayağı bilindiktir de. Hack and slash severim ben. Yardırırım. Silkroad'da çok pis eski hack and slash yardırdım. Knight Online falan filan. Bunun işte bu şeyi. Single player versiyonu. Oynayın abi. Temiz temiz. Kasın. Çok yanlış tabir oldu da. Neyse. Anladınız siz beni. Hack and slash abisi seviyorsanız oynarsınız. Oynayın yani. Ben çok çok yanaşmıyorum. Hayvan TV. Hocam aleyküm selam. Hoş geldiniz. Arkadaşlar. Batuhan. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Merhabalar. Abi Elder Scroll serisine ilginiz varsa bilmiyorum. Şimdi herkese hitap etmeyebilir. Sonuçta görsel olarak hani Skyrim oynadıktan sonra bir önceki jenerasyonlara dönüp de bunları oynamak herkesin yapabileceği, yapacağı bir iş değildir. Ama ben abi ben oyun güzel olsun da grafikleri çok mühim değil diyorsanız tabii ki de bir de Skyrim'i seviyorsanız yani bunlara dönmemeniz için herhangi Oblivion'a dönmemeniz için Morrowind'e dönmemeniz için herhangi bir sebep yok efendim. Yok yani. Ben oynamadım şahsen. Ben dönüp dolaşıp Skyrim oynuyorum yine. Dead Space öneremeyeceğim. Sıkıldım nedense. Rakuen. Allah'ım bugün oynadık bunu. Doktor Bey'den efendim herkese çay. Afiyet bal şeker olsun. Rakuen. Bugün oynadık. Abi çok çocuk şey ya. Masal ya. Bildiğim masal. Çocuk masalı gibi gidiyor oyun. Bir de hikayede ilerlemek. Güzel bir hikaye anlatıyor gibi hissediyorum ama o hikayeyi bize vermek konusunda bayağı bir yavaş davranıyor. Hadi önce şunu yap, bunu yap. Burada bak bu yaratık, bu patatesin güneşe suya ihtiyacı var. Buna güneş su ayarla diyorsun. Ha onu ayarlayacağım diye götüm çıkıyor zaten. Kendi boş zamanımda oynayacağım da bitirmedim. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Oynadığım zaman, bitirdiğim zaman tekrardan üzerine dururum. Ama hikaye olarak herkes çok beğenmiş, önermiş gördüğünüz gibi. 91 olmasında elbette bir sebebi vardır bunun. Yani. Metro serisini duymamış olabilirsiniz. Bu arada Metro serisi gerçekten çok ucuz. Metro'nun ilk oyunu ve ikinci oyunu da 6,20 TL'ye satılıyor. Biraz basık, biraz korku elementleri daha yüksek olmasına rağmen gerilim daha ziyade korku değil de gerilim yönleri de biraz daha şey. Bu da bir yine atomik patlama, post akaliptik. Ben bunu niye söyleyemiyorsam nedense dilim dönmüyor. İşte yine o tip bir evrende, Fallout tarzı bir evrende Russian'ları oynuyoruz. Metrolara sığınmış. Artık yeryüzü o kadar serap olmuş ki çıkılmıyor yani. Hani o kadar fazla radyasyon, o kadar fazla zehirli falan gaz var ki çıkamıyorsun.
Olmuyor yani. O yüzden metroda falan yaşıyor insanlık artık. O hayatını orayı devam ettiriyor. Yaratıklar falan da basıyor tabii oraya falan filan. Ben de çok oynamıştım yok da. İlbet bir gün oynayacağım. Metro güzel bir seridir. Takdir edilen bir seridir. Bende neden dolar işareti gösteriyor? Bende sende dolar işareti göstermiyor. Nerede dolar işareti gözüküyor ya? Dolar nerede ya? Ne demek? Para mı var? Bedava dediğim şey işte. İndirimler işte. Başlık öyle yani. Normalde bedava falan oyun olduğu zaman da bizim Discord kanalımızdan falan duyururuz zaten böyle. Ve atıyorum GOG bedava oyun veriyor ya da ne bileyim Humble Bundle bedava oyun veriyor falan tarzındaki haberleri de güzel. Yani en azından ortalamanın üzerindeki haberleri oradan falan hallediyoruz yani. Okey. Onun dışında Rogue Legacy şahane bir platform oyunu. Yok ettim, oynadım. Çok keyif aldım. 4 lira 80 kuruşun kuruşu kuruşuna hakkını alabileceğiniz keyifli, şahane görsellere sahip bir platform oyunu, tatlış bir oyun. Mass Effect'ten bahsettik. Arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz speedrun'ınız. Tazecik, güzelcik bir oyundur. Tatlış bir oyundur. Zı kanka seni geçtim oyunudur yani bir nevi. Bak nasıl sana hook attım oyunudur. Civilization 4. 5.70'si 4'e de bakabilirsiniz. Cities Skylines. Hocam bunu ben önermeyeyim. Gidin Pinti Panda. Son zamanlarda zaten bol bol çekiyor. Başkan Panda hemen size oradan bakıp beğenirseniz oynayabilirsiniz. Darkwood. Arkadaşlar biliyorum Darkwood herkese göre değil. Bakın bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü bahsedilmesi gerekiyor. Bir saniye. Bir şey sorsam mikrofonunu görebilir miyim? Telefon kulaklığını kullanıyorsun. Mikrofonum şu an kullandığım kamera. C310. Şu an kullandığım kamera Logitech C310. Mikrofonu da az çok fena değil. Benim asıl mikrofonum kırıldığı için. Baya çok girmiş mi? Kesin girmiştir Ümit. The Walking Dead. Bana sormayın onu. Bana sormayın onu. Bana sormayın onu. Ben ne? Zombi olunca ben bana zombi sormayın. Darkwood'a gelelim arkadaşlar. Darkwood tuhaf bir evreni var. Bir anlatayım müsaadenizle. Belki aranızdan bir iki kişi beğenir, şey yapar. Benim kanalda da bir videoları var. Ben de yarıda bıraktım gerçi de fazla izlenmiyor diye. Bir ara geri dönüp bitireceğim oyunlar arasında. İzometrik bir bakış açısından bakıyorsunuz. Böyle hastalıklı bir romanın çevirdiği bir köydesiniz. Oraya bir şekilde girmişsiniz. Ne için girdik bilmiyoruz. Henüz bir hikaye falan ben de bitirmedim. Oraya bir şekilde girmişiz. Çıkamıyoruz. Anahtarımız alınmış durumda. Anahtarımızı bulmamız gerekiyor tekrardan. Nasıl alındığını falan da gösteriyor bize. Bir tane doktoru kovalıyoruz. Ama işte geceleri falan bu orman artık öyle bir çevrilmiş ki bir hastalık yayıyor ki. Yaratıklar, iblisler bir şeyler basıyor etrafı. Bayağı bir insana deliriyor, kafayı yiyor. Kendisini böyle şeyler, ağaçlarla falan filan vuruyor. Tuhaf bir şey, iğrenç bir şey. Korku özellikleri var ama öncelik olarak hayatta kalma, loot mekanikleri, güzel yedirilmiş bir hikayesi. İlginç bir atmosferi, tabii gerilim, korku yayan geceleriyle beraber Darkwood tecrübe edebileceğiniz bir indie yapım oyunudur. Yapımcıları da çok tatlıştır, şahanedir. Kendileri hatta dediler ki, arkadaşlar biz bu oyunun tam sürümünü şimdiden şurada işte torrentten yayınlıyoruz. Biliyoruz şey yapmayın ama gidip de abuk absuruk yerden satın almayın ya da paranız yoksa korsanını böyle düşük sürümlerini almaya işte korsanı indirmeyin, boş verin. Paranız yoksa zaten şey yapmaya gerek yok. Alın buradan indirin. Paranız olursa ya da beğenirseniz oyunu alırsınız dediler. Böyle bir yaklaşımda da var yapımcıların. Çok tatlış. Kendilerini ayrıyeten tebrik ve takdir ediyorum efendim. Yani yapımcıların sırf şu davranışı yüzünden Allah ekstra param varsa alacağım bu oyundu yani oynamasam bile. Ay, Worms. Arkadaşlarınızla çok keyifli vakit geçirebileceğiniz şahane bir oyun. Bir bakın ya. Ben buna ne tür diyeceğimi bilemedim. Güzel oynama. Efsanelerdendir. Tonlu oyunu var ama ben ilk oyunlarını daha çok seviyorum. Worms World Party ya da Worms Armageddon falan en sevdiklerim arasında. Gerçi ikisi de aynı neredeyse. Yes. Saints Row'ları öneremem. Oynamadım. Dragon Age oynamak istediğim oyun oynamadım. Serious Sam
Beyinsiz shooter, böyle Doom tarzı böyle beyinsiz shooterlar seviyorsanız, böyle amaç yok, sadece amaç yok etmek. Bana silah verin, üzerinde 85 tane çeşit silah taşıyayım, yok edeyim, parçalayayım diyorsanız çok keyiflidir. Her üç oyunu da. Alright. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Abi Allah'ım. Yok, bundan bahsetmeyeceğim lütfen. Lütfen. Bitiremedim oyunu. Ne yazık ki bitiremedim. Katlanamadım. Çok tatlış bir oyun ama katlanamadım. Story About My Uncle'dan bahsediyordum. Dap 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 pararara. %70 dedik de GTA Vice çıktı ya. Oğlum GTA Vice diye yönlendirmeyin bana yani. GTA işte. Alacaksınız alın. GTA'yı bilmiyorsanız zaten almayın, onun gerek yok yani hani. Takılın oynadığınız oyunda. Human Fall Flat'ten bahsettik. Ya bunlar bu kadar oyun nasıl almış ya? Bu oyun ne ya? Bu oyun ne bu? Ne bu oyun? Catherine. Detective is Born. Bir dedektiflik oyunu 188 oy mu almış ya? Bir dakika, ben merak ettim şimdi. Ne bu? Efsane oyun. Ne o? 2016 la bu. 2016 oyunu mu bu? Ciddi misin? Really? Her neyse. Whatever. Bilmiyorum. Redneck. Serious Sam'dan bahsettim ya. Serious Sam'de Rogue Legacy'de bahsetmiştim. İkisinin karışımı müthiş bir oyun. Chat'le de oynayabiliyorsunuz. Ahmet'im ben Ahmet. Selamlar demiş adam. Hoş geldin. Doğu Gezer. Hoş geldiniz efendim. Far Cry. Far Cry oynamadım ya. Far Cry'ları oynayın abi. 3, 4, 5 güzeldir. 1, 2'yi bilmiyorum da. İzledim en azından Far Cry'ları. Keyifli güzel oyunlar. Late Shift'ten bahsettik. Ben bu arada bayağı bir oyunu es geçtim ya. Artık açıklamalara yazamayacağım arkadaşlar. İzlerseniz, merak ederseniz bakarsınız. Bayağı bir oyun kaçırdım çünkü. Chat, sizin var mı? Sizden var mı oyunlar? Sizin gördüğünüz, kaçırdığınız, benim kaçırdığım oyunlar. Beholder'ın YouTube özel serisini yaptık zaten. Bildiğin Gavat kapıcıyı oynuyoruz efendim. Gavat bir yani zor koşullarda olan bir ülkede, zorlu koşullar içerisinde kalan bir hükümette, işte baskı altında bulunmuş bir halktaki bir devlet memuru kapıcısıyız, apartman yöneticisiyiz, kabatız. Para için yapmadığımız kabatlık yok efendim. Para lazım çünkü. Beholder. Hoş geldiniz. Pop 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 pop. Bana Human Fall Flat alsanız yayında oynar. Ben de bile yok oğlum. Tap 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 tarara tap. Reis oyun, Reis 3 lira. Alıyorum abi ben bunu. 3 lira mı? Alıyorum abi ben bunu. Hayırlı uğurlu olsun. 3 lira ne ya? Oynarız abi onu. Ney? 3 lira ne oğlum? Reigns 3 lira. Portaldan ucuz. Portal 2'den ucuz daha doğrusu. Portaldan pahalıdır. Reigns. Ben Reigns alıyorum. 3 lira. Mirror's Edge. Abi. Koşma simülatörü. Ne yazık ki. Hikayesi de o kadar cazip değil. Grim Fandango oynamak istediğim oyunlar arasında. Listemde olan oyunlardan bir tanesi. Lay 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 lay. Var mı başka? Bilmiyorum ya. Gözüme çarpan. Şöyle bakıyorum da. Crash da efsaneydi bu arada benim için. Çok önermem de. Biraz kişisel bir oyun. Zamanında. Çok oynamıştık. Rey nasıl bir oyun abi? Abi krallık yönetiyorsun. Hani krallığındaki kral oluyorsun.
Ve sürekli karşına hani eventler geliyor. Hani dengeli tutman gereken bir sürü şey var. İşte yok ekonomidir, yok sağlıktır, yok eğitim bilmem ne bilmem ne, yok dindir falan filan ya da askeriyedir falan. Tabayatlara ben de oynamadığım için pek bilmiyorum ama sana şey çıkıyor mesela, adam geliyor, işte kralım, ekinler bize kadar, düşman bize kadar geldi, sıçtık, ne yapacağız? Ekinleri düşmana ver ya da düşmanla savaş diyorsun, onların sonuçları oluyor falan mesela. Hani böyle gavat gavat eventler oluyor. Anladınız mı? Böyle ilerliyorsun. Öyle yani. Oğlum Wolf Team ben mi bahsedeyim? Wolf Team. 10 out of 10. Best game. Alın abi. Ondan sonracığıma aylık işte oyunda oynayabilmeniz için gereken, hani oyunu iyi bir şekilde oynamanız için gereken bütün ekipmanları da alın. Ondan sonra artık cebinizde para kalırsa ne ala memleket. Çok güzel bir deneyim sunar size. O şekilde oynarsanız çok güzel bir deneyim sunuyor. Zamanında ben oynamıştım. Dam 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 dam. Böyle bir hata yaptık. Abi Galatasaray School çok güzel bir oyun. Gözüme ilişti o da. Ben incelemedim ya. Bir incelemem lazım. Bakarız. Aklımda o. Galatasaray School aklımda. Bana Domine'yi önermiyorum ha. Domine almayın abi. Domine izlemesi, yayında oynaması keyifli de ne bileyim. Ben tek başıma oynamaktan hiç keyif almıyorum Domine'yi. İlk çıktığı zaman öyleydi. Nedense bilmiyorum. En azından chatte oynayınca, sizlerle beraber oynayınca daha keyifli oluyor en azından. O yüzden öneremem. Noir. Dedektiflik. Ben bunu bir ara alıp oynayacağım. Kısmet artık bir gün. Hayırlısı. Ben kahvemi içeyim biraz. Set 80 Days. Bahsetmedim onu. Bilmiyorum. 80 Days'ten bahsetmedim. Ne desem yalan olur. Turmoil 9 TL. Turmoil hani öneremem. Ben de aldılar bana, destek aldılar. Arkadaşlar aldı sağ olsun. Daha henüz oynamadım. Oynamadığım oyunları öneremiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani ne kadar olur, şey olur, doğru olur bilemem yani. En azından izlemem lazım yani önerdiğim oyunları. Mesela Metro'yu izledim az çok. Yani ne bok olduğunu biliyorum içerisinde. Gerçi birinci oyunda biraz oynadım. Sarmayabiliyor ya. Ne bileyim ben Fallout falan oynadıktan sonra açıkçası pek sarmadı ya. Fallout'tan falan dedim yani. Fallout daha iyi ya dedim yani. Ne bileyim. Oynadığım zaman en azından. Şu an gözüm şeyde de 20'ye geldik ya. 83'e indik. 80'i görelim tamam bırakayım. Kona'yı pek beğenmedim. Beğenemedim yani ne bileyim. İçime sinmedi. Oynamadım ama izlemlerim de hani araştırmamda. Mafya 1-2 güzeldir. Mafya 1-2 de, ha, Mafya 1-2 güzeldir de şu an bir de 20 TL altı oyunlara bakıyoruz ya. Denk gelmedi. Belki denk kaçırmış da olabilirim. Mafya 1-2 de güzel oyundur. Tom'la Worms oyunu var. Hızlıca geçiyorum. Bu arada arkadaşlar hani benim şeyimi beklemeyin. YouTube'dan izleyenler. Steam.db.info yazarsanız Steam'in bu şey bu web sitesine ulaşıp siz de bakabilirsiniz. Kendi fikirlerinize göre, kendi indirimlerinize göre bakabilirsiniz yani. Ben bakıyorum. Gözüme çarpanlardan konuşuyorum. Commandos bedava geldi. Şey bedava gelmedi. Şey yaptı. İzleyicilere gönderdi. Crysis. FPS oynamak istiyorsanız Türkçe güzel seslendirme, güzel oynanış. Haklısadır bir hikayesi de var. Ben oynadığımda keyifli vakit geçirmiştim de dönüp de yüzüne bir daha bakmadım ama. Hani böyle ikinci kez oynanabilirliği pek olduğunu zannetmiyorum ya. Crysis'in. Belki biraz daha özlemem gerekiyor olabilir. Ark hakkında ne düşünüyorsun? Ark hakkında düşüncelerimi söylemek istemiyorum. Neyse. Dur şunu bitirelim. Sonra size geçeceğim.
Ben Crysis 1'i oynadım, Warhead oynadım, 2'yi oynadım, 3'ü bitirmedim. 3'ü de oynadım da bitirmedim. Seksene geldik mi? Hadi artık 80'e gelelim. Başka ne var? Bir şey çıkmaz oldu. How to Survive. Bir ara gördüm, bildirim dönerdi de bilmiyorum, oynamadım. Artık Survive deyince artık böyle How to Survive falan basıyorsun abi, zombi çıkıyor içinden. Diyorum ki ya senin Survive'ına hay ben diyorum yani. Survive mı kalmadı arkadaşım diyorum hani. Ne zaman Survive görsem bir tane zombi çıkıyor içinden. Bir Long Dark yani, zombi çıkmaya. Seven Days to Die geçti oradan, biliyorum. Onlara oynamadığım için bir şey diyemiyorum. Lay 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 lay. La 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 lay lay. Et beğenmiş. Oylamış efendim. Bakar mısınız şunlara ya? Peh peh peh. Az kaldı az. Crysis 2'de 80.06 ile 80'in üzerine geçmeyi başarmış yani. As bayrakları as as. Seni döneceğim şimdi. Şunu bitirelim. Tamam, bitirdik. Bitirdik sayılır. Tamamdır. Evet efendim. Hemen sahnemize dönüyoruz. Ya dönmeyelim. Şuraya gelelim. Don't Starve'dan bahsettim. Don't Starve'da bahsettim. Okey, var mı şimdi? Abi, trolleri geçiyoruz. Var mı spesifik böyle? Punch Club'dan bahsedildi mi? Bahsedilmedi. Punch Club kaç para bilmiyorum ama Punch Club'da keyifli bir oyun. Bir adet boksörün acıklı hayatını, daha sonra süper kahramanlığa dönüşünü böyle biraz laf sokar şeklinde tecrübe ediyorsunuz. Türkçe dil desteği de mevcuttur. Güzeldir, hoştur. Bakabilirsiniz. Biraz piksel piksel ama çok tatlış bir oyun. Ay. Don't Starve'dan bahsettik. 60 saniye güzel mi sen abi sence? Güzel, keyifli ama çerezlik bir oyun yani. Öyle alıp kaç para ki 60 saniye? Lira. Onunla bir aslında. Ama arkadaşlar bu oyun hani bu da bir hayatta kalma oyunu olmasına rağmen neredeyse tamamen yazı tabanlı bir oyundur. Sadece oyuna ilk başladığınızda karakteri yönlendirebiliyorsunuz. Loot topluyorsunuz evinizden. Bir dakika içerisinde toplayabildiğiniz bütün erzaklarla ve aile bireyleriyle beraber sığınağa atlıyorsunuz. Ondan sonra her şey yazı tabanlı. Oynadık yayında bayağı. Keyif aldık. Kaç set oynadım ben bunu? Canlı yayına, sadece canlı yayına da oynadım ben bu oyunu. 14 saat oynamışım. İyi, güzel. Pa 60 sayının ikinci oyununu gördüm. Çıkmadı ama değil mi o? Uzayda versiyonu aynen. Uzayda olan versiyonu. Starlight iklimedi. 80'deyiz söyledim hocam. İklimedi değil. Bilmiyorum. Yani 80 günü bilmiyorum. Gladius Skill'ı söyledim. Mafya'yı söyledik. Metin 2 müthiş. Eski. Kısacası Amerika'da petrol yarışıymış Turmoil. Evet. Ark hakkında ne düşünüyorsun? Cevaplayayım mı Ark hakkındaki düşüncelerimi? Ya Ark güzel. Bilmiyorum. Ark oynamadım açıkçası. Ama Ark'ın yaptığı bir tane stratejik olarak hani açıkçası şeyi sevmedim abi. Bir oyun erken erişimdeyken. Yani oyun erken erişimde arkadaşlar. Erken erişimin anlamı nedir? Yani erken erişim ismi aldığı altında yapımcılar ne söyler? Arkadaşlar biz bu oyunu işte sıfırdan işte sizin desteğinizle beraber geliştiriyoruz. Oyun hazır değil. Ama almak isterseniz, bakmak isterseniz alabilirsiniz. Kafasında değil mi? Oyunu bitirmek için çabalıyoruz ama. Hani oyunu bitireceğiz ileride değil mi? Tamam. Güzel. Müthiş. Erken erişimde çok fazla oyun vardı. Çok fazla oyun çıktı. Long Dark da bunlardan bir tanesiydi. Ark ama şunu yaptı. Abi adam var. Erken erişimden oyunu çıkarmadan önce DLC çıkardılar. Ve parayla sattılar. Sonra bir DLC daha çıkardılar. Onu da parayla sattılar. Oyun erken erişimde çıkacaktı hani. Bana bu biraz yani kusura bakmayın ama oyuna değil de oyunun yapımcılara karşı bir soğumamı sağladı yani. Oyunun yapımcıların zihniyetine karşı soğumamı sağladı. O yüzden Ark'ı yani.
Çok güzel bir oyun olabilir. Belki de oynasam belki de en sevdiğim oyun olacak artık. Belki de belki de ama ne yazık ki. Tamam, yavaştan geçeceğiz efendim. Birazdan Domino'ya geçeceğiz. Efendim, umarım bu video yardımcı olmuştur. Ben özel aslında bir video çekmek istemiştim YouTube'a ama pek de zamanım kalmadı zaten. 2 gün sonra şey bitecek, etkinlik, indirimler bitecek. Size ben böyle 10 tane işte oyun sayacağım. Zaten bu oyunların çoğunu muhtemelen duymuşsunuzdur. Belki aranızdan birkaç kişiye faydamız olduysa ne ala. Öyle yani. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dedik ve YouTube'daki kesidi bu şekilde buna atarız.